Ben tabii sinemaya girişim 1951. Halbuki Türk sinemasının filmlerin başlangıcı 1920-1916-17'ye dayanıyor. İlk senaryo kimin diye araştırdığımızda elimize geçen bilgi Sedat Semavi ile karşılaşıyoruz. Onun da Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adına film yaptığını görüyoruz. Ve burada hem yönetmen Sedat Semavi hem senaryo yazarı kendisi olduğunu tespit ettik. Bu filmin ismi Pençe. Bir de İkinci Dünya Harbi'nde maalesef kayıp filmler arasında hem Pençe hem casus filmi. Pençe filmi öyle enteresan ki duyduğumuza göre, çünkü kayıp film, evlilikteki kadın ve erkek ilişkisini işliyor ve cesaretle işlemiş. Bize intikal eden bilgiler bunlar. Casus filmi de Birinci Dünya Harbi'nde casusluk hikayesinden esinlenerek yapılmış. Bunlar ilk senaryolar. Onun arkasından gelen ikinci olay Muhsin Ertuğrul'un çektiği filmler geliyor. Muhsin Ertuğrul o devirlerde Berlin'de üç tane film çekiyor. Bir tanesi Kara Lale Bayramı. Ama burada elde ettiğimiz kasette senaryo yazarı falan diye görünmediği için, elimizde belge olmadığı için 1916 çekimi ilk film odur diyemiyoruz ve Türk filmi diyemediğimiz için Pençe ilk film sayılıyor. Bana göre Kara Lale Bayramı araştırmalarımızın neticesinde Almanya Büyükelçiliğine Ankara'da uğradık, yazılı beyanda bulunduk ve istekte bulunduk. Cevap geldi. İkinci Dünya Harbi'nde bizim arşivimiz maalesef yandı. Ama bu filmi Hollanda'da bulabilirsiniz dedi. Ve Hollanda'ya onların verdiği telefonla açtığımız zaman karşımıza inanılmaz bir Türk, Elif Hanım diye bir hanımefendi çıktı. Ve bize Kara Lale Bayramı'nın kasetini gönderdi. Ama elde edilen kaset maalesef sessiz bir kasetti. O devirde 1916'da ses çekimi yok. Sessiz çekilmiş. O eski Charlo filmleri gibi siyah karelere yazılar yazılmış. Onlar da Hollandacıydı. Ben bu kasette o Hollanda yazılarını Türkçe'ye tercüme ettirdim ve filmin üstüne işledim. Ama o devirde sessiz filmlerde piyano çalınıyordu. O piyanoyu da Can Atilla'dan rica ederek çaldırdık ve o kasete onu da işlemiş olduk. Muhsin Ertuğrul Rusya'da da 1925 ve 26'da 3 tane film çekiyor. Bunlardan bir tanesi Spartaküs, ikincisi Tamilya, üçüncüsü 5 dakika. Onun arkasından Muhsin Ertuğrul ilk çektiği film İstanbul Sokakları diye bir film oluyor. Ve burada çektiği filmler içerisinden çok önemlileri Mümtaz Osman adıyla Nazım Hikmet'in senaryolarını yazdığı filmler teşkil ediyor. Nazım Hikmet Rant kendi yönettiği ve kendi senaryosunu yazdığı İlk film Güneşe Doğru isimli film oluyor. Ve bu filmden sonra zannediyorum bir ikinci filmi daha var. Kanlı Nigar. Bu da Mümtaz Osman adıyla çektiği filmler oluyor. Bunların senaryosunu Nazım Hikmet yazmış oluyor. Bir senaryo tespit edilip dökümü yapıldıktan sonra senaryoda geçen mekanlar tespit edildiği an o film bitmiş demektir. Kurguda yönetmenin hiçbir işi yoktur. Kurgucu tamamen özgür olması mecburiyeti vardır. Aksi takdirde bir yönetmen kendi filmini bağlarken hiçbir planı kendisi her planı kullanır ve aynı uzunlukta kullanabilir. Ona mani olabilmek ancak kurgucunun işidir. Kurgucu
bir filmin senaryosunu 2-3 defa okumadan o filmin kurgusuna girmemesi gerekir. Bu önemli bir konudur. Yani senaryoyu okumayan bir kurgucuysa o kurgucu değil, ek yapıcıdır. Film içerisinde o senaryoyu çekerseniz eksikliğini de fark edebilirsiniz. Senaristi çağırarak o eksik sahneyi yazdırmak en akıllıca iştir. Lütfü Akat Vesikalı Yârim'i çekiyor. Sefa'nın anlatması bu. Beni diyor sete çağırdı diyor. Beşiktaş'ta köfte dükkanı varmış, oraya çağırmış. Köfte yedik diyor. Türkan'la diyor İzzet arabalarına bindiler, gittiler. Bizim arabaya da ben, Lütfü abi ve beraber bindik. Nereye gidiyoruz demiş Sefa. Bunun üzerine Lütfü abi demiş ki Casablanca gazinosunun arka sokağında çekeceğim bu sahneyi demiş. Senden şöyle bir sahne istiyorum. Filmin senaryosunda bana eksik geldi demiş. Şu sahneyi yazarsan bana çok fayda olacak. İzzet kendi evli ve çocuğu olduğunu kendisi hiçbir zaman Türkan'a söylememiş. Türkan bunu fark etmiş ama bütün bunları fark ettiğini belirtmeden bu duygularını İzzet'e söylemesi lazım. Bunu yazmanı bekliyorum demiş. Ben diyor o Beşiktaş'taki o yoldan Casablanca'ya bu sahneleri yazmakla yükümlüydüm diyor. Oturduğum yerde kalem çalacağım, yazdım, bitirdim. Lütfü abiye verdim. Lütfü abi okumuş, güzel olmuş, tamam demiş. Şimdi gel nasıl çıkacağımı gör demiş. Casablanca'ya gelmişler. Vallahi ben onu seyredecek durumda değilim. Dayak yemiş gibiyim demiş. Hadi alasmaladık demiş, ayrılmış. Bana göre sinema öyle bir yürek ve beyin arasındaki bir alışveriştir ki mesela ben Yılmaz Güney'le çok çalıştım. 14 film çalıştım. Yılmaz'ın dışarıya çektiği filmlerde biliyor musunuz arkadaş filmini çekiyor ama filmin 3 sayfası var. 3 sayfaya göre sete çıkıyorlar ve sette çalışıyorlar. Hikayenin anası 3 sayfada var. Mesela Umutsuzları çekecek, Filiz'in anlattığı. İş günü olarak Yılmaz Filiz'i çağırıyor. Filiz hazırlanıyor, ilk iş gününe gideceğini zannederek. Geldiği zaman film çekimi yok. Yılmaz Bey ben şaşırdım mı diyor, film çekimi yok. Ne yapacağız bugün? Bugün ikimiz sadece filmi konuşacağız diyor. Filmi konuşuyorlar. Filmi konuşuyorlar, ne yapmak istediğini anlatıyor. Filiz ikna oluyor. Çünkü tabanca taşıması lazım gelen adama tabancasız yola çık diyen bir kadın. Yani ölüme gönderen bir kadın. Senaryo her şeyin başlangıcı ve ilk mükemmeli veren şeydir. Senaryoda o senarist çok önemli noktaları sol tarafa, mizansen kısmına yazar. İyi senaristlerin çok iyi anlatımları olduğu için o filmler çok mükemmel çekilmiştir. Biz veyahut da senaryo yazarları olarak bir Bülent Torhan'ı, bir Sefa Önal'ı, Ahmet Üsteli ve Burhan Bolan'ı hatırlamamak ve ölenleri de rahmetle anmadan geçemeyeceğim. Bülent Orhan çok yumuşak bir adamdı. Ve aynı anda 4 senaryoyu birden yazıyordu. Ben yazılacak tretmen sırasını veriyordum. O ertesi günün ve 2 günün sahnelerini yazıyordu. Ve Hidayet Pelit diye bir arkadaşımız vardı. Bülent'in el yazısıyla yazdığını
Türkçe'ye okuyabilen tek adamdı. Onu da rahmetle anmak lazım. Velhasıl önemli şeylerden bir tanesi Bülent, ya sonunda ben filmi bana seyrettir, ne yazdığımı hatırlamıyorum filan diyordu. Çünkü inan olun sayfa sayfa senaryolar geliyordu. Bülent'in yazdığı senaryolarda çoğu Yılmaz Güney'le çektiğim senaryolardı. Beraber çalıştık. Kibar Haydut beraber çalıştığımız filmlerden biridir. Çirkin Kral hakeza. Ve ondan sonraki çektiklerimde hep Bülent'le çalıştım. Sefa'yla çalışma fırsatım olamadı. Benim ilk filmlerimden Jules Verne'in bir eserini 2 sene mektep tatilinde Sefa Önal yazmıştır. Sinemada avantürel film çekenler bu odada çalışırken ne masayı ne iskemleyi kırmışlar ne de masanın üstünü silkinip atmamışlar. Ben onları yaparak pencereden camı kırarak çıkan adamları çekmek dolayısıyla avantürcü yönetmen sayıldık. Ve sayılmamız dolayısıyla boyuna birçok Amerikan filminin bir benzerini yaptırmaya kalktılar. Daha doğrusu o devirde işletmeciler var. İşletmeciler fakir oğlanla zengin kız hikayeleri yapılıyor veya komediler yapılıyor. Maskeli Beşleri de Arzu filme çektiğim zaman Ertem Eğilmez'le konuşuyoruz. Dediler ki Arzu Film seni istiyor. Gittim. Benden proje istedi. Maskeli Beşler dediğim zaman hemen başlayalım dedi. Bak dedim Ertem sen senaryoyu okuyacaksın ve sonunun şöyle olmasını böyle olması diye bir yön ben senaryoma hiç kimseyi karıştırmam dedim. Ben tretmanı veririm. O devirde bunları teklif ettiğim zaman Maskeli Beşler'den tek satır yok. Benim kafamda hikaye var yalnız. Ben kafamdaki hikayeyi senaristi yanımda taşıdım. O senariste her sahneyi bir gün evvelinden anlatıp yazmasını sağladım. İşte kömür ocaklarına girecekler. Prodüksiyona kömür ocağı temin edeceksiniz dedim. Kömür ocağına gidinceye kadar o senaryo yazıldı. Avantürleri çektik.